Merhaba, ben Efe Oğlu'ndan Merve Yamak. Bugün sizlere henüz tasarım aşaması yeni tamamlanmış olan peysaj projemizi paylaşacağım. Müşterimiz için mimarımız İlknur Hanım 3 katlı bir villa tasarladı. Ben de bu villanın çevresiyle uyumlu ve kullanıcıya konfor sağlayabilen bir peysaj çalışması yaptım. Öncelikle genel planı inceleyerek başlayalım. Villa eğimli bir arazi üzerine oturtulacağı için ciddi anlamda bir peysaj çalışması yapılmalıydı. Bu yüzden bugün size yükseltilmiş bahçe konseptimizden bahsedeceğim. Her yaştan kullanıcının mekanları rahatlıkla kullanabileceği, deneyimleyebilmesi ve alanlar arasındaki sirkülasyonu kolaylaştırabilmek için hem ön hem de arka bahçede rampalar ve merdivenler kullanıcıları zorlamayacak şekilde tasarlandı. Az bakımlı ve gösterişli bir bordür bahçesi kokulu bahçemizin hemen altındaki araba giriş yolu için tasarlanmıştır. Özellikle yaz ve kış aylarında hoş bir görüntü oluşturan İngiliz gülü ve karanfil çiçekleri tercih edilmiştir. Giriş pervazından dramatik bir giriş yolu diğer süs bitkileriyle bu şekilde sağlanmıştır. Alanın kotuna göre yerleştirilen villanın tretuvarı ve giriş sahanlığı şekilde görebileceğiniz gibi çakıllar ve süpürge beton ile tasarlandı. Ayrıca oturma alanında ve eğlenme alanında prekast beton tercih edildi. Yoğun yağış alan arazide yağmur suyunun bina temeline zarar vermemesi için bina çevresine çirkin gözükmeyecek 1 metrelik duvarlar yükseltilip drenaj sistemi kuruldu. Eğer çiçeklikleri yükseltmeyip yağmur suyunu drene etmeseydik zamanla mimari zarar görebilirdi. Komşular ve yoldan geçenlerin göremeyeceği şekilde konumlandırılan oturma alanı kullanıcılara mahremiyet sağlar ve hoş kokulu bir alan sunar. Bu alan bahçedeki diğer alanlara da hakimdir ve dağ manzarası vardır. Ayrıca akşam güneşinin batışını da buradan gözlemleyebiliriz. Dinlenme alanının arkasında yer alan ve müşterimizin torunlarının hoş vakit geçirebilmesi için düşünülen sade bir oyun alanı, bir kum havuzu ve beton üzeri sedir tasarlanmıştır. Kum havuzu oyun alanı olarak düşünülen alan daha sonradan isteğe göre taşınabilir ya da bostanlık olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla bu tasarım müşterimize esnek bir kullanım sunar. Bu alanda ayrıca seyirlik bahçe salıncağı ve yazın pembe renkli yapraklar döken romantik bir kiraz ve dut ağaçlarımız müşterimize hoş anlar yaşatacağı benziyor. Eğlence alanı adını verdiğim bu mekanda yemekten sonra bir şeyler içmek ya da misafirleri ağırlamak için uygun bir nokta olarak düşündüm. Ana girişten girdiğimizde her mevsime toleranslı lavantalar bizi karşılıyor. Burada binanın beyaz cephesi ile mor rengin müşterimizin mimarları tercih ettiği gibi sade ama şık bir hava vermesi önemliydi.
5 metre genişliğinde ve 10 metre uzunluğundaki yemek alanına 8 kişilik masa rahat sığmaktadır. Müşterimiz misafiri ağırlamak isterse 16 kişiye kadar da çıkartılabilir. Yemek alanına çıkan merdivenlerin yanında kalan alana kolay ulaşım için bir rampa tasarlanmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşça kalın.